Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle SRC uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2021 Şubat ayında çıkan uygulama sınav soruları, farklı farklı yerlerden gelen sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. SRC 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak kanala katılabilirsiniz. Uygulama ve yazılı örnek sınav sorularını da çözüp sınavda %100 başarı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Uygulama sınavlarında 3 adet soru sorulmakta. İkisini doğru cevaplamak zorundayız. Soru sorulduktan sonra 60 saniye içerisinde cevap vermek zorundayız arkadaşlar. Yazılı ve uygulama sınav hakkımız ayrı ayrı 4. Teorik sınavı geçen arkadaşlar aynı gün uygulama sınav sorularını da çözebilmektedir. Onun için teorik sınavdan geçtikten sonra okuldan ayrılmayın arkadaşlar. Uygulama sınavına da mutlaka girin. Hepinize başarılar diliyorum. Başlıyoruz. Yeni bir soru. Görselde ışıklı trafik işaretiyle beraber dur levhasının kullanılmasının nedeni nedir? Bakın, trafik işaretlerimiz ve dur levhası var. Bunu soruyor. A. Yeşil yansa bile durup beklemeli. B. Işıklar arıza yaptığında tabelaya göre hareket etmelidir. C. Dikkat çekmek için konulmuştur. Evet, bu soru da yeni bir soru arkadaşlar. Şubat ayında çıkan bir soru. Işıklar arıza yaptığında tabelaya göre hareket etmelidir seçeneğimiz, Bursa seçeneğimiz olacak. İkinci sorumuz takografla ilgili. Görüntüde görmüş olduğunuz takograf verilerinin iş yerinde ne kadar süreyle saklanması zorunludur? A. 5 yıl, B. 2 yıl, C. 6 ay. Evet arkadaşlar, kontrol aygıtı kayıtlarını, yani takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarda şoförler muhafaza etmek zorundadır. 5 yıl süreyle iş yerlerinde saklamak zorundadırlar. Gördüğümüz gibi bize sorulan 5 yıl arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz gabari ile ilgili sorulmuş. Görüntüdeki gibi bir alt geçide yaklaşırken neye dikkat edersiniz? A. Yükün azami ağırlığına, B. Yükseklik gabari sınırlamasına, C. Uzunluk gabarisine. Bakın 3.3 metre yükseklik değil mi? Bakın şurada yükseklik gabarisinden bahsetmiş arkadaşlar. Cevap burada Bursa seçeneği doğrudur. Bu soru daha önce de birkaç defa çıktı arkadaşlar. Dikkat edelim. Yükseklik, uzunluk, genişlik gabarilerine sık sık sınavlarda hem yazılıda hem uygulamada çıkabiliyor. Dördüncü sorumuza geçelim. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. B. Motorlu araçlar için zorunlu değildir. C. Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayanlar trafikten men edilir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar trafikten men edilir. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Beşinci sorumuz yine yeni bir soru. Seyir halindeyken şekildeki aracın arka lastiği patlarsa ne olur? Bakın. Arka lastik patlarsa ne olur? A. Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar. B. Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar. C. Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar.
D. Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır. Evet arkadaşlar, burada cevabımız Denizli seçeneğidir. Bakın, bazen 4 seçenek de verebiliyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda sınav sorusu, yazılı sınav sorusudur bu. Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır seçeneğimiz doğrudur. 6. sorumuza bakalım. Kontrolsüz kavşakla ilgili soru önemli. Bu soru da yine yeni bir soru. Şekildeki araçların geçiş akış sıralamasını yapınız. 3 tane araç verilmiş bakın kontrolsüz kavşakta. Düz giden 3 numara, 2 ve 1 numara dönüş yapıyor. Burada kuralımız şunu diyor arkadaşlar. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakın burada 2 ve 1 en son geçiyor. Düz gittiği için öncelikle 3 ilk önce geçer. Daha sonra dönüş yapan iki aracımız var. 2'nin sağında 1 numara olduğu için sağ kuralına göre 1 numara 3'ten sonra geçiyor. En son olarak da 2 numara geçer. Hangi seçenekte var arkadaşlar? Ceyhan seçeneğinde var cevabımız. 7. sorumuz ilk yardımla ilgili kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. İlk yardımın temel uygulamalarından hangisidir? A. Koruma, B. Kurtarma, C. Bildirme. Evet arkadaşlar, burada kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar dediği için koruma olacak cevabımız. Adana seçeneği doğrudur. Resimde de görüyoruz bakın, koruma altına alınmış. Evet. 8. sorumuz yine yeni bir soru. Görüntüde görmüş olduğunuz V kayışının kopması araçta hangi arızaya neden olmaz? A. Şarj dinamosu çalışmadığı için akü şarj olmaz. B. Yakıt pompası arızalanmaz. C. Klima sistemi çalışmaz. V kayışının kopması araçta arkadaşlar hangi arızaya neden olmaz? Cevabı burada yakıt pompasıyla ilgili arızalanmaz olacak cevap. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 9. sorumuz yine yeni bir soru. Şubat 2021'de çıkan bir soru. Uygulama sorularında arkadaşlar dikkat edin, yetki belgelerinden sık sık soru gelmeye başlandı. Sormaya başladılar. Dikkat edelim. Yurt içinde şekildeki otomobil ile şehir arası yolcu taşıyacak olanlar ne tür yetki belgesi almak zorundadır? A1, A2, B1 ve B2 yetki belgesi şeklinde bakın şıklarda verilmiş. Otomobil kullanacaklar. Arkadaşlar B1 yetki belgesi tarifeli olarak uluslararası ve şehir arası ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gerekiyor. B1'i. B2 tarifesiz olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara. A2 yetki belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesidir. A1 ise yurt içi yolcu taşımacılığı yapacaklara. Evet arkadaşlar, şehirler arası yolcu taşıyacakların alması gereken A1 yetki belgesidir. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 10. soru daha önce de birkaç defa çıktı. Görüntüde görmüş olduğunuz otomobilin karlı yolda şehir içindeki azami hızı kaçtır? 30, 40, 50. Evet, otomobilin karlı yoldaki azami hızı 50'dir arkadaşlar.
Ceyhan seçeneği doğrudur. 11. sorumuz yine yeni bir soru. Şubat ayında çıkan bir soru. Resimde görmüş olduğunuz çok şeritli karayolunda hangi şeritler sürekli işgal edilmez? Çok şeritli karayollarında en sol şeritler, bakın gidiş yönüne göre burada 3 numara sol şeritte işgal etmemesi gerekiyor. Karşı yöne geçtiğimizde de yine sol şerit 2 numaradır arkadaşlar. Burada 3 ile 2'nin olduğu şıkkımız Bursa seçeneğidir cevabımız. On ikinci soru, son soru bu testte. Tehlikeli madde taşıyan araç diğer araçlarla arasında en az kaç metre mesafe bırakarak seyir edecektir? 20, 50 ve 100 şeklinde verilmiş. Tehlikeli madde taşıyan araçlar diğer araçlarla en az 50 metre mesafe bırakarak gitmeleri gerekiyor arkadaşlar. Cevap burada Bursa seçeneğidir. Park etmeleri halinde de mesafe olarak 20 metre bırakmaları gerekiyor. Çok çok önemli, tehlikeli madde taşıyan araçla ilgili de sınavlarda mutlaka soru geliyor. Dikkat edelim. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum. %100 serici 1, 2, 3, 4 ve 5 2021 yazılı ve uygulama sorularını çözerek sınavlarda başarı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.